maçları bizzat ben izledim. Çok yetenekli, süratli bir oyuncu. Ama Galatasaray'a gelip de hemen Ronaldo gibi olacak bir oyuncu değil bu. Bu bir yatırımdır. Yatırım yapıyorsun. Ama bunu biz ifade ettik. Tamam. Şimdi bu yatırımın sonunda ne olacağını sen bilemezsin. Bugün 29 yaşındaki Snyder'e 7,5 verdin. Abramat'a 8,5 verdin. O da yanlış. Yanlış değil. Neden yanlış değil? Şimdi sen Abramat'ı almama durumun olur mu? Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Abramat bir yıl önce uçmuş. Biz de istemedik 8,5 milyon euro. Biz 5'ten fazla vermeyin dedik. Biz kamptayken 8,5'a alındı. Altyazı geçti. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bak Hasan. Sen paranın para olduğu dönemde 5-6 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldun. 4,5. Ya fark etmez. 500 bin dolar 98'de. Mı diyorsun? Tamam, 98'de. Evet. Sen 1 liraya arıyorsun. 11 sene o takıma hizmet ettin. 11 sene o takıma hizmet ettin. Evet. Kaç sene? 11-12. Evet. 11-11. Şimdi futbolcu tercihlerinde herkes hepimiz insanız. Şaşar beşeriz yani. Ama Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın diğer takımlar kadar hata yapma lüksü yok. 12 milyon euro verdiğin oyuncu bir defa ben yeteneğinde ben çabukla şimdi iki tip antrenör tipi vardır. Birine sorarsın önce sorar sol ayaklı mı? Bayılırlar sol ayaklıya. Ellerinden gelse 11 tane sol ayaklı oyuncu korurlar. Yıllarda sol ayaklı sol beklediler. La öne Hasan Şer sağ ayaklı, Tuncay sağ ayaklı, Arda sağ ayaklı, Engin Baytar sağ ayaklı. Bir tane öne sol ayaklı orta yapacak adam bulamadın arkaya sol bek arıyorsun. Bir tanesine sorarsın çabuk der. Sen de baktın ki orada boşluk var sola attın kendini. Oynamayacaksın ya. Şimdi dinle. Bir tane antrenöre sorarsın çabuk mu? Lan istediği kadar çabuk olsun. Bizim Recep abi Çalım iyi bir adam karşısına çıkıyordu. Bir insanın sevgisi önemli. Beyin çabukluğu önemli. Futbolda çok önemli bir şeydir. Popescu ağırdı. Kuman ağırdı. Ama tabii sezgilerle kapatıyorlardı. Nereye geleceğim? 12 milyon euro verdiğim bir adam iki ayağını kullanamıyorsa ne yapayım ben o adamı ya? Ronaldo da aldı 12 milyon euro Manchester United ama Ronaldo iki ayağıyla bir kodumu direğe kırıyordu. Ya bizimki sandalyenin arasından geçiremiyor topu Bruma. Yani baktığın zaman transferde tabii %100